1219. Heh, işte bu oda. Günaydın. Normal odaya çıkmışsınız Firdevs Hanım. Çok sevindim. İnşallah o çantanın içinde makyaj çantam da vardır. Bu halde çıkamam insan içine. Kendimden sıkıldım. Getirdik tabii, getirmez miyiz? Günaydın. Günaydın. Peyker, şu hastane zımbırtılarından da kurtarın beni çabuk. Ya doğru dürüst bir gecelik getirdiniz üstüme değil mi? Hey, Firdevs Hanım iyileşti. Kafada da bir travma yok, tutarlı konuşuyor. Bana bak, dalga geçmeyin, değiştirin çabuk, hadi. Merak etme, seni güzelce hazırlayacağız şimdi. Bu iyi mi? Şarap rengini getirseydiniz. Neyse, bu da olur. Bu kadar mısınız? Başka kimse yok mu? Adnan Bey nerede? Sen yoğun bakımdayken herkes kapında bekledi. Herkes. Şimdi de yine seninle ilgileniyorlar, merak etme. Anlamadım. Boş ver şimdi. Hadi değiş üstünü doktor vizite gelmeden. Bunlar bankalara olan borçların ödendiğine dair dekontlar. Bu dosyadakiler büyük borçlar. Büyük bir kısmı ödenmiş. Evet, etrafa kalan borç var. Terzi, kuyumcu. Onların da ufak kalemler olduğunu düşünmeyin. Diğer borcun yanında küçük kalıyor. Tamam. Bunları da kapatıyoruz. Firdevs Hanım iyileşene kadar mali konularla ben ilgileneceğim. Melih Bey'in eski şirketiyle ilgili bir sorun çıkarsa lütfen bana iletin. Tabii Adnan Bey. Mesele kapandı. Kaç gün kaldım yoğun bakımda? 10 gün kadar. 10 gün. Kaza nasıl oldu anne? Hiç farkında değilim. Şoförle dolaşmaktan araba kullanmayı unuttum herhalde. Reflekslerimi kaybettim. Bir de mesaj geldi galiba. İndirim mesajları. Okurken bam. Evi sattığımdan haberiniz var mı? Her şeyden haberimiz var. Hilmi Bey tepe tepe kullansın rutubetli evi. Caddenin gürültüsü yatak odasının içinde. Aynen. Zaten o ev uğursuzdu çocuklar. İşten içe kurtulmak istiyordum aslında ama anılar yüzünden vazgeçemiyordum. Kurtulduğumuz iyi oldu. Evet. Oo, benim gitmem lazım. Nereye? Doktor kontrolüm var. Bu sefer kendini saklamaz, inşallah da öğreniriz cinsiyetini. Kesin kız bu, ben sana söyleyeyim. Senin gibi nazlı. Doktordan sonra geleceğim yine. Tamam. Ben seni geçireyim. Hemen sıkıldınız benden bak. Herkes kaçıyor. Bir kahve alacağım aşağıda. Ben de isterim. Hadi anneciğim, görüşürüz. Geleceğim doktordan sonra. Acele etme. İntihar ettiğini de inkar ediyor şimdi. Yediremiyor kendini. Gerçeği hiçbir zaman paylaşmayacak bizimle. Böyle düşünmemizi istiyorsa biz de öyle davranalım. Adnan'ın da Hilmi Bey'e gittiğini hiç öğrenmesin. Merak etme.
işim var burada. Beni çok korkuttun. Git buradan lütfen. Afiyet olsun. Seni ne kadar özlediğimi... Delirdin mi? Kızım burada, git. İyileştiğini Bihter haber verdi. Kazadan sonra Bihter'le konuştuk. Her şeyi biliyor artık. Nasıl yaparsın bunu? O sordu, ben de anlattım. Sen nasıl? İlişkimizi hafife almaması için ne yaşadığımızı bilmesi lazımdı. Sen kim oluyorsun? Bu hakkı kim verdi sana? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Firdevs, ben bilsin istedim. Bilmesini isteseydim ben anlatırdım. Sen ne cüretli? Bizi anlamasını istedim. Biz mi? Biz diye bir şey yok artık. Hiç olmadı. Olmayacak. O defter çoktan kapandı, bitti. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine uzaklaştırmaya çalışıyorsun kendinden. Öyle istiyorum çünkü. Ama neden? Artık bir engel yok ki önümüzde. Evli değilsin. Kızların için endişelenmene de gerek kalmadı. Lütfen Firdevs. Kimseden çekinmeden, korkmadan yaşayalım aşkımızı. Bu kadar bekledikten sonra ikimiz de hak ettik bunu. Kimin aşkı? Benim evliliğimin güvencesinde sürüyordu o ilişki. Çünkü kocam sağlıyordu ihtiyaçlarımı. Senden bir talebim yoktu. Sen benim istediğim hayatı hiçbir zaman sağlayamazsın. Seni seviyorum. Birbirimizi seviyorduk. Ben de seninle yaşadığım heyecanı sevmiştim. Ama bu saatten sonra maceraya atılamam. Lütfen git şimdi. Bir daha da gelme. Git İlhan. Lütfen tamamen çık hayatımdan. Tanıştırayım. Firdevs Yöreoğlu. İçerideki kadını tanıyor musun? Ne kadar tanıdığını zannediyordun? Hı? Ya hiç tanıyamasaydın? Peker gitti mi? Evet. Rahat mısın öyle? Yatırayım mı biraz? Yok, iyiyim. Bihter. Hı. Evi hemen boşaltmanızı istiyorum. Olur. Bütün eşyaları satın gitsin. Oraya ait hiçbir şey kalmasın etrafımda. İstemiyorum. Hallederiz, merak etme. Hastaneden çıkınca bir süre benim yanımda kalmanı istiyorum. Allah Allah. Bir süre. Kendini daha iyi hissedene kadar. Bu haberle kendimi şimdiden daha iyi hissetmeye başladım. Ziya Gelyalısı'nda yaşamak bir süre için bile olsa iyi olacak.